Şimdi efendim, Efendimizin hanımlara getirdiği çok önemli eşitlik ilkeleri var. Bir defa Fahri Kehanet Efendimizin mutluluk çağında, asr-ı saadet dediği eskilerin mutluluk çağında, evet, hanımlara karşı Efendimizin tavrı çok önemli. Evet. Biz bunu zaman içerisinde yitirip sanki asr-ı saadette de bugünkü, yahut bugün demeyelim de bundan 100 sene evvelki durumundaymış sanıyoruz hanımların durumu. Böyle değil bu. Bir kere bunu mutlaka seyircilerime duyurmak istiyorum. Birkaç örnek vereceğim. Bir defa Hazreti Fahri Kainat Efendimizin Hazreti Ayşe annemiz olan birkaç öyküsünü anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, bir gün, bir bayram günü Efendimiz eve geldiği zaman Hazreti Ayşe ile Hazreti Esma ablası, Ebu Bekir'in diğer kızı, tef çalıp beşeli şarkılar falan mırıldanıyorlarmış. Efendimiz içeri girince görmemişler. Efendimiz de hiç haber vermemiş. Hani ben geldim yahut öksürerek gibi falan. Hiç haber vermemiş. O sırada Ebu Bekir gelmiş, hemen ne yapıyorsunuz Resulullah içeride falan demiş, susturmuş. Lütfen devam edin, çok güzel çalıyorsunuz demiş, eğleniyorsunuz. Eğlencesizin hakkınız demiş. Bir kere bu, birçok yanlış düşüncedeki insanların ne kadar yanıldıklarını gösteriyor. Evet. Dahası var, Hazreti Ayşe annemizle Efendimiz müteaddit defalar koşu yapmıştı. Evet. Düşününüz ki, bir büyük dinin peygamberi olmak, o zaman için bir İslam devletinin başkanı olmak ve bir de bunların hepsinin ötesinde Allah'ın sevgilisi olmak, bütün alemlere rahmet sahibi olmak üzere gönderilmiş bir insan, insanlığın kulluğu nasıl işleyeceğini göstermek için eşiyle koşu yapıyor. Medine'de koşu yapmıştı Resulullah Efendimiz. Hatta bunun çok ilginç bir öyküsünü de söylemek isterim. Evet. Ekseriye Hazreti Ayşe annemiz, daha kıvrak, daha genç, Efendimiz geçermiş koşuda. Evet. Birkaç koşuda. Nihayet bir gün geçememiş. Şişmanladın ya Ayşe demiş. Biraz ekmeği az yiyeceksin. İlk rejimi vermiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'ye ilk rejimi. Bu kadar zarif bir hayatın içerisinde yaşamışlar. Ama ne çare ki ondan sonraki kavimler sanki İslamiyet'te bunlar yokmuş gibi kendi geleneksel taassuplarını yaşatmak istemişler hayatlarında. Bilhassa Araplar kadınlara karşı çok sert tavırlıdırlar. Asr-ı saadette bu şey etmemiş, mutluluk çağındaki dört halife devri de mutluluk çağının içine katılır. Asr-ı saadette bu yürümemiş. Çünkü Efendimiz'in koyduğu çok geniş kavramların hakkından gelmemişti. Ama ondan sonra Emeviler, Abbasiler devrinde yürütmüşler. Bakınız, birkaç ilginç misal verim asr-ı saadette yürümediğine dair. Bir gün Hazreti Ömer hutbede boşanma tazminatı, nehir dediğimiz, evet, boşanma tazminatı üzerinde konuşurken demiş ki, bu tazminatı çok tutturuyorsunuz, neredeyse boşanmayı engelliyorsunuz. O kadar büyük tazminatlar konmaya başlamış ki, diyelim bugünün raciyle 200 milyon lira boşanma tazminatı konunca boşanma mümkün olmuyor. Evet. Hani boşanma tazminatı ödenmeden zaten boşanma olayı olamıyor. Bakınız ondan sonra nasıl yanlış tatbik etmiş. Kadına git demiş, gitmiş. Mehirini vermeden, boşanma tazminatı boşsun vermeden deyince, boşsun diyemez bir defa. Ama işte zaman içerisinde her şey dejenere edilmiş. Hazreti Ömer demiş ki, bunu yüksek tutmayın. Geçinmeyen ailelere boşanma şansı demeyin. Madem ki geçinemiyorlar, zorla oturmasınlar mehirden dolayı demiş. Aynen bakınız, bütün hadis kitapları yazar. Diyor ki, arka sırada uzun boylu, yüzü çilli bir kadın kalktı ve Ömer'e dedi ki, şimdi buraya kadar olan perspektife bir bakalım. Bir defa erkek cemaatle kadın cemaat arasında perde yokmuş ki hadisi yazan erkek uzun boylu ve çopur yüzlü, çilli yüzlü diyor. Çopur yüzlü diyor. Demek ki arka sırada hanımlar, ön sırada erkekler namazlarını kılıyorlar ve arada da perde yok. Bu hadisten çıkan bu. Bir. İki, Hazreti Ömer bunu söylediği zaman halife ve cuma hutbesinde okuyor. Demek cuma hutbesini dinlemeye geliyor hanımlar.
Etti iki. Üçüncüsü, bir hanıma İslamiyet'in getirdiği eşitliğe bakınız ki, bir hanımefendi ayağa kalkıyor, halifeye yalnızsın Ömer diyor. Sen falan ayeti okumadın, o ayette boşanma tazminatı tarafların anlaşmasıyla kurulur diyor. Sen bunu değiştiremezsin diyor. Bembeyaz oluyor Hazreti Ömer ve diyor ki sen haklısın bacım diyor. Ve tavsiye ediyor. Tavsiye ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Kadına getirdiği hürriyeti. Halife Ömer'e söylüyor bunu. Hani yanından geçerken öksürmeye korktukları insana getiriyor. Yine hanımların şeyine ne kadar cesur, rahat olduklarına bir misal daha vermek istiyorum. Hanımların bir defa ticaret serbestisi var. Hazreti Peygamber'in bizzat emridir. Hanımların ticaret özgürlüğü vardır ve kocalarından ticaret yapmak için izin almak zorunda değillerdir hanımlar. Bu kadar nettir. Erkekler hanımlarının zekat verip vermediğine müdahale edemezler. Fakat hanımlar erkeklere tazdik edebilir, niçin zekatını vermiyor diye. Hanımların bu ticaret özgürlüğünün dışında mesela Medine'nin denetimini yapmak üzere Medine Belediyesi, ilk kurulan belediye Medine Belediyesi, evet. Yeryüzünde ilk belediye. Evet. Çünkü ondan evvelki teşkilat da belediye teşkilatı değil. Evet. Mahalli idareler. İlk belediye teşkilatının baş kontrolü, zabıta amiri, Şifa isminde bir hanımefendidir. Bunlar asıl adette yaşanmış. İlk kurulan teşkilatın ilk belediye başkanı. İlk belediye kontrol amiri yahut zabıta amiri. Evet. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz ki yani bunlar 14 asır evde fantazi gibi görünüyor ama bu gerçek. Evet. Hazreti Peygamber'in dini bu. Evet. Bunu nereye saptırmak istersiniz? Çeşitli zamanda Efendimiz'in söylediği bazı sözleri bir yerinden alarak saptırmak mümkün değildir. Evet. Mesela bir gün Hazreti Ayşe annemizin yüksek sesle konuştuğunu bir amanın yanında görüp de niçin konuşuyorsun? Ama gözleri görmüyor ama kulakları duyuyor. Dediği zaman zaten o ama denilen adamın sonradan anlaşıldığı gibi haydutmuş. Yani hayduta karşı kendini koru demek istemiş. Evet. Bunu kıyas ederek hanımlar yüksek sessiz konuşmasın diyebiliyorsunuz. Peki Hazreti Ayşe'ye hukuk dersi verdiği zaman nasıl konuşuyor? Bunu kıyas etmemişim. Yani birçok şeyleri evet İslamiyet erkeğin de kadının da yüksek sesle konuşması zaten şey değil. Evet. Tasvip edilmemiştir. Ayetler var yüksek sesle konuşmayın diye. Duyurabileceğin kadar nezaketle. Binaenaleyh yani sonra İslamiyet'in getirdiği tesettür üzerinde bir şey söylemek istiyorum. Tesettür hanımları erkeklerle çalıştırabilmek için cemiyet içerisinde rahat edebilmeleri için getirilmiştir. Evet. Yoksa eğer hanımlar çalışmayacaksa, hanımlar erkeklerin yanında yürümeyecekse, evet. Sokağa çıkmayacaksa tesettüre lüzum yok ki. Evet. Herkes evine kapalı olduktan sonra tesettür ayeti gelmezdir. Tesettür ayetleri hanımların rahat etmeleri için ziynetlerinizi açarak etrafınızda size bir eşya gibi bakılmasın. Siz faziletli bir insansınız, erkekle eşitsiniz. Bunu teyiden gelmiştir.